Yapmış aşkım, özür dilerim. Çok özür dilerim senden. Ne olur gitme bebeğim, lütfen lütfen. Doktor bey ne olur söyleyin, yaşıyorum bebeğim lütfen. Endişelenecek bir şey yok. Maşallah çok sağlıklı kerata. Allah. Baksanıza. Allah'ım sana çok şükür. Aşkım gördün mü bebeğimiz sağlıklıymış. Hadi sil gözyaşlarını. Canım. Ama bundan sonra çok dikkatli olacaksınız. Mümkünse fazla hareket etmeyin. Özellikle yarın ağır şeyler kaldırıp kendinizi yormayın. Üzülmek yok. Verdiğim ilaçları kullanın. Size tavsiye edeceğim şekilde yatarsanız bebeğinize hiçbir şey olmaz. Doktor bey siz hiç merak etmeyin. Karıma öyle bir bakacağım ki ilaçlarını tek tek kendi ellerimle vereceğim. Niye çıkmadı hala bu doktor? Meraktan düşüp bayılacağım şimdi. İnşallah bebeğe bir şey olmamıştır. Ya inşallah babacığım inşallah. Allah'ım sen bu sefer yüzümüze gül ya Rabbim. Torunumuzu bize bağışla. Girebilir miyiz doktor bey? Tabii buyurun. Buyurun. Tamam artık. Oğlum yoksa? Hayır anneciğim hayır. Bebeğimiz yaşıyor. Çok şükür çok sağlıklı. Demek bize oyun yaptı yaramaz. Durup dururken korkuttu hepimizi. Bakalım daha neler yapacak. Ay dilim tutulsaydı da Gümüş ablama bavul demeseydim. Dursun orada işte. İşgüzarlığım tuttu. Durup dururken hatırlattım ablama. Allah benim belamı versin. Yeter karıcığım bela okuma. Hem üzme kendini bu kadar. Ortada başka bir sorun var bence. Bir bavulla olacak şeyin bu Rukiye. Ne bileyim Orhan. Yani her şey iyiydi. Aralarından su sızmıyordu gene. A, ne olmuş olabilir ki başka? Yok yok Rukiye. Başka bir iş var. Onu da yalnız onlar bilir. Ya Rukiye bayağı da zaman geçti. Acaba Onur abi haber mi versek? Biraz daha bekleyelim. Gelirler belki birazdan. Gelmezlerse ararız. Tamam. Doktor ilaç verdi. Bütün günde yatmasını tembihledi. Anneciğim. Efendim oğlum. Yani ben varken gerek yok da işim falan çıktığında siz unutmayın. Karımın ilaçlarını aksatmaması lazım. Ben çocuk muyum Mehmet? Kendi ilaçlarımı kendim alırım. Aa öyle deme kızım. İnsanlık hali belli mi olur? Unutuverirsin. Birimiz unutsa birimiz hatırlar. Gümüş ya bebeğimize bir şey olsun istemediğimden. Küçük bir ihmal birçok şeye sebep olur biliyorsun. Senin için önemli olan tek şey bebek değil mi? Nereden geliyor aklına böyle şeyler? Öyle olur mu kızım? Hepinizin değeri ayrı. Değil mi ama? Oo, Mehmet efendi senin işin çok. Hamilelikte normaldir böyle şeyler. Üzme kızımı Mehmet. Gitme gelirimin üstüne. Kızarım bak. Duydun değil mi dediğimi? Abla iyi misin? İyiyim canım iyiyim. Ya bebek? O da çok iyi kızım. Oh neyse ki. Çok korktum vallahi abla. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa seslen. Geçme işleme. Kalkar gelirim hemen. Tamam. Tamam Rukiye abartma. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hadi Orhan. Hop hop hop. Canım, canım. Niye benden yardım istemiyorsun? Yastıklar ayaklarının altına. Bacaklar da üst üste. Aynı doktorun dediği gibi. İyi misin böyle? İyiyim. Başına başka yastık ister misin? Su, süt, herhangi bir şey. Ben ve bebek iyiyiz Mehmet. Hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Tamam? Gümüş, bana kızgınsın biliyorum. Haklısın da. Senden şüphelenmem hataydı. Hem de büyük bir hata. Ama Engin öyle konuşunca... Nasıl konuşunca? Canım bir dakika, dur bir dakika saniye. Ya. Sen Engin'le mi konuştun yani? Maalesef. Maalesef konuşmaz olaydım. Ne zaman? Ölmeden önce
nasıl olduğunu görmek için gittim. Bir an ayılarak bana... seninle çok yakınlaştığını ima etti. Ne dedin sen? Güya çok özel şeyler yaşamışsınız. Ben ölsem bile aranızdayım dedi. İnanamıyorum Mehmet ya. Gümüş, Gümüş. Ya ben bunları hak edecek ne yaptım Mehmet? Gümüş, bu herif nasıl bir şerefsizmiş ki ölürken bile yalan söylüyor. Ya olmadı, hiçbir şey geçmedi sakin. O herifle hayatımda sakin ya. Sakin ol, gel. Biliyorum, biliyorum. Sakin ol. Sakin ol. Ya ben ne yaptım? Bunları hak edecek ne yaptım ya? Ne sakin yaptım? Sakin ol. Hiçbir şey yapmadın. Hiçbir şey. Tek suçum bu kadar iyi ve güzel bir insan olman. Canım, gel. Özür diliyorum senden. Özür diliyorum. Hem de binlerce kez. Mehmet senin suçun değil ki. Herife baksana ya, kışkırtmış adam resmen. Keşke bana sorsaydın Mehmet. O zaman ikimiz de bu kadar acı çekmezdik. Haklısın. Haklısın Engin'e, inanmamalıydım. Sana güvenmeliydim. Hata ettim. Affedebilecek misin beni? Bir şartla. Şart mı? Evet. Yanıma uzanıp bütün gece benle uyursan... Tabii ki. Sonsuza kadar.